arkadaşlar, Avustralya'nın Abbot Point limanından kalktık. Bu liman nerede? Avustralya'nın kuzey doğusunda. Buradan Hong Kong'a gideceğiz. Yaklaşık 13 günlük bir seyrimiz var. Her gün birer kesit alarak size bir vlog yapmayı düşünüyorum. Şimdi kalktığımız yer burası arkadaşlar. Vityaz Vit Strait var burada. Oradan geçeceğiz. Filipinler arasından geçeceğiz. Daha sonra Hong Kong'a yakıt ihbarına gideceğiz. Burası aynı zamanda resif bölgesi, yani mercan bölgesi ve dünyanın en büyük mercan alanları burada. Şu yeşil renkli gördüğünüz yerler hep mercan alanları. Buralara giremiyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük yaptırımları var. Şu an bir separasyon ilerliyoruz. Reef VTS diye geçiyor burası. Separasyonu trafik hattı gibi düşünebilirsiniz. Buradan çıktığınız zaman yaptırımlar ya da cezalar olabiliyor. Geçtiğimiz yerde bir tropikal siklon var. Oradan geçiyoruz ama kıçımızda kalacak. Onun önünden gidiyoruz biraz. Onu göstereyim. Şimdi şurada kırmızı bir alan görüyorsunuz arkadaşlar. Burası fırtınanın merkezi gibi bir şey. Şöyle bir hareketi var bunun. Şu şekilde hareket ediyor. Biz de şuradayız. Şu gemi işareti gördüğünüz yerdeyiz. Şimdi mesela buranın merkezinde 8 metre dalgalar varmış. Bu böyle yavaş yavaş gidiyor. Bir de öyle fırtınalar isimler konuluyor arkadaşlar. Bunun ismi de Jasper diye geçiyor. Hemen şurada mesela şöyle yaklaştırayım size. Şu mesela merkezine koydum mouse'u. Orada şurada yüksekliğini görebiliyorsunuz denize 8. Tabi burada 8 yazıyor ama bu daha çok hissettiriyor. Siveller 5 metre ve 72 knot merkezinde rüzgar var. Yani 72 knot'ta kilometreye çevirecek olsak 1.8'e çarpabilirsiniz ortalama. Normalde 1852 küsuratı var. 1.8'e çarparsanız kilometresini bulursunuz. Yani yaklaşık 140 kilometre, 130 kilometre. O gast yaparsa zaten 150 kilometreye kadar çıkar yani. Pazar günü genellikle sakin oluyor. Ama biz tabii ki her zaman gibi çalışıyoruz. Gemide güverte zabitiyseniz ya da aşçı veya kamerosanız tatiliniz yok arkadaşlar. Sürekli çalışmak zorundasınız. Çünkü güverte zabiti açısından her gün bardiye tutmanız gerekiyor. Onun için de yani o sizin yaşadığınız pazar şeyinin nasıl olduğunu açıkçası bilmiyorum. Onun dışında normalde dediğim gibi pazar günü sakin oluyor. Yarım saatte şimdi ilk geldiğim zaman ben vardiyaya mesaj atıyorum. 12'de vardiyan başlıyor. Nun report dediğimiz mesajlar var. İşte havacıya, kiracıya yolladığımız değerler var. Normal yarım saat sürüyor da bugün biraz uzun sürdü. Dördüncü kaptana merak ediyordu, onu anlatmak istedim. O da öğrenmek istiyor. Kahve sürecindeyim. Suvari Bey de çok uğramıyor köprü üstüne pazar günleri. Onun dışında vardiyamızı tutacağız bugünlük. Biraz sallanacağız. Yarın hava düzelecek gibi görünüyor ya da ertesi gün bayağı kalıyor.
Yorucu bir günden herkese merhabalar. Niye yorucu? Çünkü dün geceden beri sallanıyoruz.